Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkür ederek başlamak istiyorum ve yine muhteşem bir yayınla karşınızdayız efendim. Ve tüm gerçekleri, tüm yalanlığıyla, herhangi bir menfaat gözetmeksizin sizlere aktaracağımıza söz verdiğimiz gibi yayınlarımıza devam ediyoruz. Bu çizgimizden de vazgeçmemek için elimizden geleni yapacağız ve elimizden geldiği kadar direneceğiz efendim. Şimdi bugün bu kadını kategorize etmeleriyle ilgili ve kadınların ilişkilerinden neden vazgeçtiklerini, eşlerinden neden vazgeçtiklerini, neden ayrılmak istediklerinden bahsedelim istiyoruz efendim. Çünkü gerçekten derin bir konu. Ve görüyorum da gündemde işte yoğun şekilde birçok videoda da karşıma çıkıyor, arkadaşlarım gönderiyor. İşte kadını kategorize etmişler, aile danışmanı olduğunu söylüyorlar. İşte aile danışmanlığı adı altında, ilişki koçluğu adı altında birçok yayın yapılıyor. Ve efendim kadını kategorize etmişler. İşte alfa kadını, kolay kadın, zor kadın, güçlü kadın, zayıf kadın gibi kategorize etmişler. Bazen dehşet ve ibretle izliyorum, bazen sinirleniyorum, bazen üzülüyorum. Gerçekten toplumu yanlış bilgilendirdikleri için üzülüyorum. Maalesef böyle bir şey yok efendim. Alfa kadını, beta kadını, bilmem ne, güçlü kadın, zayıf kadın, zor kadın gibi bir şey söz konusu değil efendim. Kadın kadındır. Türk'ün kadını diye ayırabilirsiniz. Doğu Güneydoğu'nun kadını diye ayırabilirsiniz. Karadeniz kadını diye ayırabilirsiniz. Ama yani böyle bir güçlü kadın, zayıf kadın, ideal kadın falan, bunlar altyapısı olmayan, temeli olmayan duruş ve düsturlar. Çok bana inandırıcı gelmiyor. Ben işin biraz özünü ve gerçeğini size anlatayım. Şimdi kadın kadındır. Kadını kategorize edemeyiz. Bu mümkün değil. Çünkü kadın kendi içerisinde karmaşık bir yapıdır zaten. Bunu her fırsatta söylüyorum. Erkeklerden farklı varlıklardır. Yalnız kadın da kendi içerisinde farklıdır. Yaratılış, varoluş, doğa, kurban olduğum yaradan çeşitlilik seviyor. Bol çeşit seviyor. Dolayısıyla bizler bile kadın kimliğiyle birbirimizden farklıyız. Tabii ki ortak yönlerimiz, ortak noktalarımız var. Biyolojimiz aynı. Yalnız her birimizin bir olay karşısında verdiği tepki ve reaksiyon farklıdır. Bu bütün insanlık için geçerlidir. Almanya'daki bir insan farklı tepki verir, Hollanda'daki bir insan farklı tepki verir, İngiltere'deki bir insan farklı tepki verir, Türkiye'deki bir insan farklı tepki verir bir olay karşısında. Kadınlar da böyledir. İnsan doğası gereği, yapısı gereği ait olduğu topluluğa, mahalleye göre hareket eder aslında. Bunun nedenlerinden, bunun sosyal temelli olan algılardan bahsettik. İşte el alem denilen kavramdan bahsettik. Günah, ayıp, yasak kavramlarıyla büyüyen toplumlardan bahsettik. Dolayısıyla insanın aslında olaylara karşı vermiş olduğu tepkiler, aldığı eğitim, kültürel altyapısı, yetiştiği çevre, yaşadığı mahalle etkilidir. Bütün bunlar bir araya geldiğinde insan olaylar karşısında verdiği tepkiyi belirler aslında, aldığı eğitim. Tabii buna ilave olarak bunu da detaylı konuşacağız. Çocukluk travmalarımız, egolarımız, yaşadıklarımız, bize yaşatılanlar, toplumun bize yaşattıkları, çevremizdeki insanlar nezdinde yaşadıklarımız, bizim olaylara karşı vermiş olduğumuz tepkilerde belirleyici rol oynar. İnsan nefsinin de buna eklersek, insanın tepkisel hareketleri bütün bunlar neticesinde belirlemiş olur. Yaş da bunda etkilidir. Örnek veriyorum, 20 yaşında bir olaya verdiğim tepkiyle bugün 30'lu yaşlarımda verdiğim tepki aynı değil. Orada belki daha fevriydim, bugün burada daha sakin bir tepki verebilirim. Orada belki daha
aşırı bir tepki verebilirken bugün daha sakin, daha anlayarak tepki verebiliyorum. Dolayısıyla bir insanı işte bu şekilde kategorize etmek çok doğru gelmiyor bana. Zaten yanlış bir iş olarak da görüyorum. Örneğin bir kadın aldatılma neticesinde verdiği tepki farklıdır. Bir kadın affeder, başka bir kadın affetmez, boşanma kararı alır, başka bir kadın affediyormuş gibi yapar, intikam almaya gider. Başka bir kadın bunu bütün ömrü boyunca kocasına zehir eder hayatı. Başka bir kadın ayrı yaşamak ister ama kocasından resmi olarak boşanmaz. Başka bir kadın kumalığı tercih eder. Başka biri etmez. Dolayısıyla bunun bir kriteri yok. Dolayısıyla da bu kadının karmaşık yapısından, derin yapısından kaynaklı olarak biz kadının nerede, ne zaman, ne şekilde tepki vereceğini çok da kestiremeyiz efendim. İkinci önemli nokta. Bunu kestirebilmemiz için insan nefsini çok iyi bilmemiz lazım. Nefsi tanımamız lazım. Önceliğimiz burası. Şimdi kendinizi tanıyından kasıt da biraz bu aslında. Nefsini tanı, kendini tanı, bedenini tanı. Derunundan haberdar olmak, kişinin kendi derunundan haberdar olmasıdır aslında. Biz o derini, biz o insan nefsinin derinini bilmezsek kişileri, insanları bir şekilde kategorize edemeyiz. Bilirsek de edemeyiz ki, bakın bu o kadar karmaşık bir yapı ki henüz keşfedilmemiş yönleri bile var insanın. Dolayısıyla bunu tam manasıyla bilmemiz mümkün değil. Bildiğimiz kadar olan kısımla ilgili ancak ve ancak öngörüde bulunabiliriz. Kadın bu olaylar karşısında böyle tepki verebiliriz deriz. Bu da %100 rakamsal bir veri değil bizim için. Her kadın kendi içerisinde farklıdır. Her kadın kendi içerisinde farklı olduğu için olayların temelinde verdiği tepki çok başka boyutlara, çok başka şekillere bürünebiliyor efendim. Dolayısıyla efendim bizi kategorize etmelerine izin vermeyin, sizleri kategorize etmelerine izin vermeyin. Şunu da duydum, yani dinledim bu arkadaşlardan. İşte kadın gidiyorsa mutlaka ki başka bir erkek vardır. Kadın kendini garantiye almadan gitmez diyor. Bu ilişki koçu arkadaşlardan dinlediğim buydu. Böyle bir şey yok efendim maalesef. Hani erkekler için kısmen geçerli, onu da ayrıca konuşacağız. Yalnız kadın için garanti diye bir şey söz konusu değil. Çünkü kadının nerede, ne zaman ayrılmak isteyeceğini, nerede, ne zaman aşık olacağını bilemiyoruz. Bunu kestirmek mümkün değil. İşte kadının, insanın hassas bir noktası var. Yüreğine dokunan adamın peşinden kadın gider. Ve kadın ayrılmak istediğini belli edene kadar erkek bundan çok haberdar olmaz, görmez. Kadın bunu görmez ve öyle kendini garantiye alarak falan da gitmez. Yani kadın bodoslama gider. Kadın ölümüne gider. Bakın, garanti olarak görmediği her, yani illaki garanti olacak diye bir şey söz konusu değil. Kadın gider. Ve kadın aslında merakının peşine gider. Bu kelime bana ait. Arkadaş çevrem, yakın çevrem bunu bana tescillemiş durumdalar. Çünkü hani yaşadıkları oda çevrelerinde gördüklerinden, aa sen doğruyu söylüyordun noktasına gelen arkadaşlarımdan da bunu duydum. Evet, bu laf senin dediler Peren Hoca. Bu laf senin. Kadın merakının peşine gider. Başka bir erkeğe merak eder gider. Özgürlüğe merak eder gider. Kariyere merak eder, meraksalar gider. Kadının merak duygusu, insanın merak duygusudur aslında insanı başka yönlere yönlendiren. Kadın öyle garantiye alarak falan da gitmez. Ölümüne gider. Bakın, ölümüne gidiyor zaten. Şekil bir a. Öldürülme pahasına
kocasından, ilişkisinden, partnerinden ayrılmak istiyor. Adam diyor ki seni öldürürüm ayrılırsan. Kadın diyor ki ne olursa olsun diyor, ben gideceğim diyor. Yani başka birine gidiyor anlamında değil bu. İlla ki başka birine gidiyor diyemeyiz. Başka bir şeye merak eder, gider. Meselenin özü burada. Gitmek isteyen kadını durdurmaya çalışan erkekte problem var aslında. Yani problemli nokta biraz da orası. Yine aynı şekilde efendim, yufkacıya kaçan iki elti, sabah kuşağı programlarında bunu bize izlettirdiler. Bu iki elti neyi garantiledi de gitti? Hiçbir şey efendim. Gayet gittiler. Kadın hesapsız gider. Hesapsız sever. Hesap yapmadan sever. Nerede, neyi, ne zaman seveceğini de bilemezsiniz. İşte kadının o yüreğine dokunan neyse onun peşine gider. İşte orası zaten kadını farklı yapıyor, kadını cazip hale getiriyor erkek açısından. Burada neyin garantisi var? Hadi bana söyleyin bu arkadaşlar. Neyin garantisi var? Hani garanti? Hiçbir şeyin garantisi yok. Kadın garantiye falan bakmadan gidiyor zaten. Ve kadın gitmeye karar verdi mi? Ve kadın sevmeye karar verdi mi? Öyle öldürülme pahasına gidiyor zaten. Görüyoruz, görüntü bu. Ve kadın çocuklarını dahi gözü görmez. Hiçbir şeyi gözü görmez. Hesaplamaz bazı şeyleri. Hesap yoktur kadında. Duyguları ağır basar, duygusaldır. Kadın duygularıyla hareket ettiği için hesap, kitap fazla yapamaz erkek kadar. Erkek hesap, kitap yaptığı için zaten erkeğin aile büyüğü olma rolü daha fazladır kadına göre. Çünkü kadın ağırlıklı duygularını kullanır. Kadın aşık oldu mu, kadın sevdi mi, bir hesaba kitaba bakmaz, çocuklarını dahi göz görmez. Öyle bir gidişi vardır kadının. Dolayısıyla efendim kadını bu şekilde kategorize etmek, bu olayları bilmemek, görmemek ve okumamak anlamına geliyor. Dolayısıyla efendim, kadın gitmeye karar verdiğinde erkek buna hazırlıksız yakalanıyor. Ne oldu ya diyor. Bir anda bir şey oldu ve kadın gitti. Hesap etmiyor kadın orada gidişini. Bir şey merak etti ve gidiyor. Erkek bunun anlayana kadar, yani erkek kadının gitmek istediğini anlayana kadar zaten iş işten geçmiş oluyor ve kadın gitme noktasında erkek bununla yüzleşiyor. Ne oldu? Orada dumura vuruyor erkek aslında. Erkeğin de böyle bir çıkmazı var kadına göre. Bunu ayrıca konuşacağız. Ve orada döndürmeye çalışıyor kadını. Yani kadın gitme noktasına geldiğinde kadını geri çevirmeye çalışıyor. Halbuki kadın gitme noktasına gelene kadar ilişkisini kurtarmaya çalışıyor. Gitme noktasında erkek kadını geri döndürmeye çalışıyor. Hayır efendim. Şayet gitmeye karar vermeden önce, yani bunu anlayana kadar, buraya gelene kadar erkeğin bunun anlaması gerekiyor. Erkek oraya kadar onu anlamıyor. Problemli bir noktada kadın bunu oraya kadar anlatmıyor, o raddeye kadar anlatmıyor. Bakın, kadın bir erkeğin bir kusuruna kafayı takıp da gidebilir. Erkeğe de bunu söylemez. Senin bu kusurun var, ben bu kusurumdan dolayı gidiyorum demez. Böyle bir çıkmazı var bizim kadınımızın. Çünkü kadın sıkıntılarını, karşısındaki insanın eksi yönlerini ona anlatmaktan kaçınıyor. Konuşmuyor kadın. Bizim kadınımızın konuşamama gibi de, iletişim kuramama gibi de bir problemi maalesef ki var. Söylemiyor, kusurunu çekip gidebiliyor. Erkek orada çıkmaza, açmaza giriyor. Diyor ki bu kadını döndürmem lazım. Ben bu kadını döndürmek istiyorum. Dönmüyor kadın. Bakın, o saatten sonra dönmez beyler. Bir tüyo vermek istiyorum size. İlişkinizi bitme noktasına gelene kadar kurtarmanız gerekiyor. Bitme noktasına geldiğinde, kadın gitmeye karar verdiğinde o ilişki kurtarılmaz noktada demektir. Ve o kadını zorlamayın. Zorla güzellik olmuyor, gördüğünüz gibi cinayete kadar gidebiliyor. Zorlamayın. Gitmek isteyen kadını bırakın gitsin. Özgür, salın gitsin. Gitmek isteyen
kadını zorla tutamazsınız. Zorla güzellik olmuyor çünkü maalesef. Peki efendim, kadın ve erkek neden ilişkiden gitmek istiyor? Daha doğrusu kadın. Bugün kadını konuşalım. Neden kadın ilişkiden gitmek istiyor? Ayrılmak istiyor? Biraz buna bakalım. Şimdi bugünün dünyasında kadın ve erkek birbirlerine karşı sadakatsiz bir ilişki yürütmeye çalışıyorlar. Sadakat kavramı ortadan yavaş yavaş kalkmaya başladı. Çünkü kapitalist sistemin o dayattığı menfi, çıkarcı ve yok et hayatta yaş kal kültürü maalesef ilişkilerimizi de etkiliyor ister istemez. Sadakatsiz bir ilişkide kalmak istemiyor çok taraflar ve aslında o sadakatsizlikten kaynaklı nasılsa bir başkasını bulurum algısıyla hareket ediyor. Birinci temel duruş maalesef bu. Birinci sorun ilişkilerde maalesef bu. İkincisi efendim, kadın kendisi için mücadele eden bir erkek arıyor, hayatında istiyor. Çiçek alacak, hediye alacak, yemeğe çıkartacak, bunlar temsili. Yani bu çiçek, yemek, hediye kısmı temsili. Aslında özünde kadın kendisi için çaba gösteren, mücadele veren, mücadele eden birini görmek istiyor karşısında ve bunu da çok göremiyor. Kadın aslında birçok şeyi benim için, yani benim için ne yap diye bakıyor aslında kadın burada temelde. Ve o kadar enteresan bir noktaya gelmiş durumda ki bu. Erkek de bu mücadeleyi vermek istemiyor. Çünkü uğraşmak zor geliyor. Yani kadına işte hediye alacaksın, gönlünü alacaksın, mücadele edeceksin, yemeğe çıkartacaksın gibi gibi gibi. Birçok bir sürü aslında meşakkatli bir yol olarak görüyor bunu. Gelirse gelir, gelmezse kendi bilir. Düsturuyla hareket ediyor ki zaten bu da pompalanıyor erkeğe. Alkol operasyonlarıyla, dinlediği müzikten, izlediği televizyon programlarına kadar erkeğe böyle bir algıda pompalanıyor. Gelirse gelir, gelmezse kendi bilir gibi bir düstura sahip olmuş oluyor erkek bu durumda. Kadın kendisi için mücadele etmeyen erkeği karşısında gördüğü zaman o ilişkide olmaz, o ilişkide devam etmez. Çünkü kadın temelde ilgi bekleyen bir varlıktır aslında. Temelinde bu var kadının. Yani çocukluğundan itibaren kadın işte bu nefsin bu yönü var kadında. Dolayısıyla erkeğe de hazır sunulan bir dünya var. Yani geliyorsa gelir, kadından hazır bekliyor aslında erkek. Bugünün dünyasındaki erkek kadından hazır bekliyor. Kadın da hazır beklendiğinin evet farkında. Yalnız kadın da mücadele ettiğinde bazı şeylere çok ulaşamayabiliyor işin özüne baktığımızda. Çünkü erkek diyor ki gelirse gelir, gelmezse onun yerine bana sunulan seçenekler var. Sosyal medya gibi, sanal alemde sunulan bir dünya gibi ve birçok faktör var. Bunları da ayrıca konuşacağız. Var. Dolayısıyla benim seçeneklerim fazla gibi görüyor erkek kendini. Dolayısıyla da kadın için çok da mücadele etmek istemiyor bugünün dünyasının erkeği. Eden de karşısında memnun olmayan kadınlar görmeye başlıyor çünkü. Bir taraftan da memnun olmayan kadınlar topluluğuyla karşı karşıyayız. Erkek ne yaparsa yapsın, kadının önüne dünyayı da serse, ne kadar mücadele etse de kadın bundan memnun olmuyor maalesef. Olmayan kadınlarımız da fazla. Ve bugünün kadını doyumsuz ve sürekli isteyen modunda. Yani onda var, komşuda var, bende de olmalı. Bu sürekli isteme ve memnuniyetsizlik hali erkeğe itici gelen bir haldir. Bunu da unutmayalım efendim. Ve en önemli tüyoyu da en sona sakladık. Bakın, ne kadar fedakarlık yaparsanız
o kadar karşı tarafın gözünde kaliteniz düşer. Bu erkek için de geçerlidir, kadın için de geçerlidir. Kadın ne kadar fedakarlık yaparsa o kadar erkeğin gözünde değersizleşir. Bunu unutmayın. Aynı şekilde erkek ne kadar fedakar davranırsa kadının gözünde o kadar değersiz hale gelir. Bunun bir orta yolu, bunun bir orta hali olmak zorunda. Ve orta halli olan ilişkiler yürüyor, orta halli olan ilişkiler gidiyor. Bakın dikkat edin buna. Sıfır ilgi, sıfır fedakarlık da ilişkileri bitiriyor. Çok fedakarlık, çok ilgi de ilişkileri bitiriyor. Bunun bir terazisi var. O terazinin orta yolunu bulmak zorundasınız efendim ilişkilerinizi yürütmek için. Konuşmaya devam edeceğiz. Bizimle kalın. Hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın efendim.